İmkansızlıkların yaşandığı bir maçın arkasından overtime'de yeniden birlikteyiz arkadaşlar. Overtime videosunu full part yüklemeye karar verdim. Yani bu saatten sonra emin olun böyle olacak. Berabere biten maç olursa sürekli overtime'ları full part halinde yayınlamayı planlıyorum. Yayınlamayı planlıyorum. Ve ilk atak Detroit Pistons'tan çok dengesiz bir atış Carlos Boozer ama tabii ki atar. Kaçırır mı Carlos Boozer? Şimdi hücum şansı bizde. Garanti şeyleri kovalamaya çalışıyorum. Garanti hücumları tıpkı bunun gibi. Bomboş sakın kaçırayım deme. LaMarcus Aldridge çok güzel. Ne verirseniz aynı şekilde cevap vereceğiz. Double team'den sürekli perdeyi çaldıktan sonra gelen double team'den yararlanarak garanti sayılara gitmeye çalışıyorum. Galibiyet parolasıyla çıktık. İmkansızlıklar üstümüze oynuyor. 2K yıldırma politikasını uyguluyor. Yani daha doğrusu Hall of Fame yıldırma politikası uyguluyor. Ama biz yanılmayacağız. Carlos Boozer inatla 2'de 2 Carlos Boozer yenendiler ama rebound bende. İyi bir fast break şansı. Biraz sakin olalım. Biraz daha mantıklı playler çizmeye çalışalım. Tekrar LaMarcus Aldridge'in üstündeyiz. LaMarcus Aldridge bomboş. Kendisi yolladı aynı şekilde. Boozer attı, LaMarcus Aldridge attı. Boozer kaçırdı, bizimki de kaçırdı. Bir double team yapma peşindeyiz. Dengesiz bir pas ama orada kimse yok. Girmez o artık. Çok güzel, iyi defans. Ayağımızı yere sağlam basmamız lazım abi. Garanti hücumlar. Bir şekilde kendimi açmak. Ya ne yapıyorsun Leonard? Abi olmaz, 3 kişi arasında ne diye sıçrıyorsun? Ben diyorum ki garanti hücum. Kendi başına işler yapıyorsun ya. Bak bomboş. Üçlükte bomboş. Üçlükte isabet var. Kaçırır mı? Kaçmıyor tabii ki. 2K gene overtime'da da yıldırma politikalarına başladı. Biz gene garanti sayılara devam edelim. Tekrardan bir double team. Abi açılsanıza Allah'ınızın aşkına ya. Ya double team var. LaMarcus Aldridge gidiyor, adamın arkasında saklanıyor ya. Buna da harbiden gıcık oluyorum. Ya double team varsa, ya oyun zekası bu, çok basit. Double team olduğu zaman bir oyuncu muhakkak kendini açığa alır. Orada LaMarcus Aldridge atsak büyük ihtimalle out of bounds olacak. Allah'tan Tim Duncan cevap verdi de bir sıkıntı kalmadı. Hala da dış atışta kendilerini bekletiyorlar yani. 3 dışarıda, 2 içerideler. Carlos Boozer da şimdi kendi dışarı duruma attı. Top çaldım, top bende. Double team'e doğru gittik. Kawhi Leonard bomboş. Kawhi Leonard tekeriyle indiriyor. Sorumluluk almak lazım arkadaşlar. Kendi bölgemi bırakıp diğer bölgelere de yardıma gidiyorum ki iyi ki de gidiyorum. Bu şekilde topu çalabildik. Maçta öndeyiz. Benim adama da çok fazla atmıyorlar. Akıl alır gibi değil ya derken girmez o artık. Abi. Ya olacak iş değil ya. Ya biz hücum yaparken ne kadar zorlandığımızın farkına varın. İki pasta iş bitiriyorlar. Böyle bir şey akıl alır gibi değil. Sakın kaçırayım deme ha. En azından beraberliği sağladık. En azından hala bizim elimizde her şey. Yani bizim elimizde dediğim, momentumu kaybetmedik. Şu hücumdan da bir boş dönerseler çok iyi olacak. Ben hala benim adamıma yapışmış durumdayım. Allah'tan bu sefer power forward'i falan savunmuyoruz yani. Carlos Boozer'ı benim savunduğumu düşünsenize. Saçma sapan bir şey olur. Gene iyi defans. Girmez o artık. Abi hayır, yok artık ya. Ya tepede good shot defense yazıyor. Hayır, aynısı bizim başımıza gelince biz kırmızı release'le atıyoruz. Böyle bir şey olamaz. Tamamen yıldırma politikası. Ya gerçekten vazgeç. İyi bir crossover. Şimdi biz içeriği zorlayalım dedik. Basket foul Tim Duncan'dan. Yıldırma politikasına gelmiyoruz. Elimizden gelir. İşte bu yani. Ya nasıl diyeyim? Bunu oynamak lazım ya. Ben de orada bir sıçramışım hala yani. Nasıl pozisyonu istediğime bakar mısınız abi? Sakın kaçırayım deme diyecektim, kaçtı. Ya kendi evimizdeyiz. Biraz sakin olmak lazım ya. Allah'tan fast break'ten yararlanmadılar. Derken Carlos Boozer bomboş. Farkı tekrardan 3'e çıkardı Detroit Pistons. Bu saatten sonra ben de klasik taktiğime gireceğim. Kawhi Leonard'ın önünü açmak için Kawhi Leonard'dan bir üçlük kovalayacağız. Ritmimiz kalması lazım. Kawhi Leonard'ın üçlüğü açamadım ama boyalı alan boş kalınca kendim bitirmek durumunda kaldım. Sayı sayıdır çünkü. Hani olmuyorsa da orada boşu boşuna bekleyip boyalı alanın içinde beklemenin de bir alemi yok. Ve nihayet molaya ettik Detroit Pistons'ı. Bizden de akıllı hamleler gelmesi lazım. Ya aslında bir şey diyeyim mi? Tamam, Kawhi Leonard çok iyi bir defans ama hani nasıl desem, bizim de bir yani burada bir mismatch'i artık
engellememiz lazım. Brandon Jennings'i ben gerçekten savunmak istiyorum. Eminim ki savunsam daha güzel şeyler çıkacak ortaya. Çünkü iki tane beyinden oluşuyor takım şu anda. Brandon Jennings ve Carlos Boozer üstüne yürüyor. Hani zaten Haynes'de çok fazla bir şey yok. Koskoca Sander bir maçta bir point guard'tan 4 tane blok yedi. 3 mü 4 mü tam hatırlamıyorum da. Önüne perde kurmuş durumdayım. Manyaklar gibi sıçrıyorum. Tıpkı LaMarcus Aldridge gibi. LaMarcus Aldridge de hatırlıyorsunuz 4. çeyrekte istemediğini belli etmişti. Bir tane stopa ihtiyacımız var. Bir tane durdurmaya ihtiyacımız var. Tamam, hayır hayır. O benim hatam. Benim hatam ne olursun ya. Allah'tan girmedi. Allah'tan girmedi. Benim hatam. Çok üzülürdüm. Sol tarafta Kawhi Leonard'ı görecektim ama turnover olur diye. Bir şey yapamadık. Onun yüzünden garanti sayıya gidiyoruz tekrardan. Tekrardan pike çağırdık LaMarcus. Abi devrin içeri işte ya. Devrin çok zor bir atış. İsabetli. İsabetli. Tamam. Artık bu saatten sonra bizim rüzgarı arkamıza almamız lazım. Bu zor atışta girdiyse rüzgar bizim arkamızı demektir. Son bir dakikaya önde gidiyoruz da bu sayılar gerçekten olmaz. Yapmayın ya. Kawhi Leonard bunlara izin verecek bir adam değil. Gerçekten değil. Tekrardan klasik taktiğimizi deniyoruz. Beni tekrardan... İçeride unuttum onu, nasıl bir smaç? O nasıl bir smaç? 15.000 ne 15.000 ya? Abi 20.000 ya. Arkadaşlar heyecan duruktu olduğu için şu anda hani pauza alıp tekrarını da alamıyorum. Heyecan çok yüksek seviyede. Hala öndeyiz, son 25 saniye kadar. İşte aradığım defans bu, gönder bana. Gönder bana, bitiriyoruz. Faul yapmalarına bile izin vermiyoruz. Bir cutback daha. Harden gibi, LeBron gibi gözükmeye devam ediyoruz. Bu saatten sonra maçı kopardık artık. Yani mucizevi bir üçlük yemezsek eğer bu maçı kopardık durumundayız. Koparmış olmamız lazım. Harika bir overtime çıkarıyoruz. Kawhi Leonard kendisinden beklenen defansı nihayet son dakikada gösterdi. Bir top çalabilirsek şurada. Ben tabii ki hemen intentional faul'e gidiyorum arkadaşlar. Hani üçlük yiyip şey olmaması için. Her ne kadar bunu oyun mantıksız gibi görse de yani o dördüncü çeyrekten sonra nasıl diyeyim? O imkansız fadeaway girdikten sonra üçlük yiyip tekrardan bir overtime'a gitmeye lüksüm yok. Kendime de güveniyorum. Çift halka var. Serbest atış kaçıracağımı düşünmüyorum. Gönder bana. Yap faulünü. Faul yap ha. Nihayet. Bekledim hani maçı mı bırakacaklar diye. Aslında var ya biraz daha ileri koşsaydım belki clear path bile yakalama şansım olabilirdi. Bu yaptığım tercihi belki riskli olan takipçiler, riskli olarak gören takipçiler olacak ama hani maça o kadar çok kazanma hırsıyla bakıyorum ki çok dengesiz bir atış. Girmemesi lazım. Güzel. Tamamdır. O maç bitti. Böylelikle bu maçı da arkamızda bırakıyoruz arkadaşlar. 2'de 2 atmam gerek ki bu artık zor bir şey değil. Tamam, artık excellent release'ler de gelmeye başladı. Zaten free throw'larda şu an galiba lig birincisiyim. Tekrardan bir istatistikleri incelemek lazım. Böylelikle zorlu Detroit maçını da atlatıyoruz. Brandon Jennings saçma sapan bir yerde bloğa sıçradık ve zorlu Detroit maçını gerimizde bırakıyoruz. Gene harika bir maç. Aynı maçın Chicago'da olmasını da beklerdim böyle olmasını. Ama bize Detroit isabet etti. Kazanma parolasıyla çıktık. Kaybetmemiz için çok yıldırma politikası uyguladı 2K. Ama yine de kazanmayı bildik. Bu arada field goal daha şimdiden gözüme çarpmış durumda. Birazdan istatistikleri de inceleyeceğiz. Hatta direkt bir istatistiklere geçelim. 43 dakika oyunda kaldık arkadaşlar ama bu 43 dakika overtime'da dahil olmak üzere 43 dakika. Yani normalde Greg Popovich artık son maçlarda beni beğenmediyse son 5 dakikalık overtime'ı çıkarınca 38 dakika ben oyunda tutmuş. Normalde 41-42 dakika oyunda kalıyordum. Greg Popovich beni biraz kesmiş. Ama bu maçtan sonra tekrar yükseltir diye tahmin ediyorum. Çünkü istatistiklerimiz 44 sayı, 6 rebound, 23 asist, 2 top çalma ve 6 blok. Yani hem dediğim gibi bir önceki maçta gibi defansif olarak da ofansif olarak da hakikaten bir yerlerimi yırttım. Field goal'um çok yüksek bir durumda. 24 şuttan 17'si isabet bulmuş. Aynı zamanda gene üçlüklerimin yüksek yüzdeli olduğu bir maç. Ya gerçekten ben kazanma parolasıyla çıktım maça. Ve inanılmaz işleri imza attık. LaMarcus Aldridge ve
Kawhi Leonard'ın beklediğim defansı son dakikalarda geldi ama iyi ki geldi. Böylelikle arkadaşlar bir videoyu daha tamamlıyoruz. Bugün görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar 4 tane My Career videosu yükledim. Hani siz diyebilirsiniz ki My Career videolarını yükledin ama IGN videoları nerede diye. Yarın da aynı hesap. Yarın sadece My IGN videoları gelecek. Endişeniz olmasın. Yarın 3 adet My IGN videosu yüklenecek kanala. Böylelikle şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum. Bir sonraki My Career videosunda görüşmek üzere. Serinin devamı için abone olmayı, like basmayı, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızı kanalı da tavsiye etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Her neyse şimdi tekrardan Jimmy Butler'la gelecek. Ya bu post drive'ı yapma işte, böyle beynine yersin. Böyle beynine yersin Derrick Rose. Yapmayın şu post drive'ı ya. My team'leri bunu çok yapıyorlar. Harbiden deli ediyorlar beni.